Yaşamımızdaki elektrik 1. Elektrik akımının manyetik etkisi Demir, nikel, çelik, kobalt gibi maddeleri çekebilme özelliğine mıknatıslık, bu özelliği gösteren maddelere mıknatıs denir. Mıknatısların şekilleri değişik olabilir. Şurada görüyorsunuz bakın atmalı şeklinde veya U şeklinde diyebiliyoruz. Çubuk şeklinde diyebiliyoruz. Ve burada yuvarlak mıknatıs. Şu da pusulalarda gördüğünüz pusula ibresi şeklindeki mıknatıs. Mıknatısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kısımlarına kutupları denir. Evet, kutuplarını bileceksiniz. Orta kısmın çekiminin diğer yerlere göre yok denecek kadar az olduğunu da bilin. Kuzey kutbunu N ile? Güney kutbunu da S ile göstermiş oluyoruz. Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter. Zıt kutupları birbirini çeker. Mıknatısın bölgecik adı verilen milyonlarca birimden oluştuğunu biliyoruz. Bu bölgecikleri az sonra şekilde göstermiş olacağım size. Mıknatıslanmamış manyetik maddelerde küçük bölgeciklerin dizilişi düzensizdir. Şimdi şu şekle bakıyoruz. Mıknatıslanmamış bir madde. Tabii ki manyetik olması lazım. Burada bu manyetik maddede e, düzensiz bir dizilim söz konusu. Daha sonra bunu mıknatıs haline getirdiğimiz zaman yani tanecikleri, bölgecikleri düzenli hale getirdiğimiz zaman bunun çekme özelliği kazandığını görebiliriz. Buna mıknatıslanmış cisim diyoruz. Mıknatıs özelliği kazanmış manyetik maddelerde ise bu bölgeciklerin dizilişi düzenlidir. Az önce söyledim şurada. Dolayısıyla bir mıknatıs bölündüğü zaman manyetik özelliği kaybolmaz. Bölünen her parçanın da yine iki kutbu oluşur. Yine bakacak olursak şurada S ve N kutuplarından oluşmuş bir mıknatıs görüyoruz. N, S. O halde böldüğümüz zaman N bu tarafta, S bu tarafta oluşacak. Bunu böldüğümüz zaman yine N burada, S burada, N burada, S burada. Yani sözün kısası N başlangıçta hangi taraftaysa diğer oluşan mıknatısların hepsinde de aynı tarafta. S için de aynı şeyi söyleyebileceğiz. Bu da sizin soru çözmenizi kolaylık sağlamış olacak. Manyetik alan mıknatısın çekme etkisi gösterdiği alandır. Şekildeki demir çivi manyetik alan dışına çıkarsa mıknatıs çiviyi çekemez ve düşer. Mıknatıs büyütülürse manyetik çekim alanı da büyür. Yani şurada manyetik alan dışına şu çiviyi çekip ipini çekersek şuraya doğru getirirsek çekemediğini manyetik alan dışında kaldığı için çekilemediğini görmüş oluruz. Ama daha güçlü olursa daha uzaktaki cisimleri de çekme özelliği kazanır. Kuvvet çizgileri, manyetik alan içindeki demir tozların çizdiği yollara kuvvet çizgileri denir. Ee, kuvvet çizgilerini nasıl görünür hale getirebiliriz diye düşünebilirsiniz. Diyelim ki evinizde varsa bir cam alın, camın üzerine demir tozlarını serpip altta mıknatısı ileri geri hareket ettirdiğiniz zaman burada kuvvet çizgilerini ve manyetik alanı tamamen <laughs> görebilirsiniz. Ha, bu arada şunu unutmayın. Eğer mıknatıs kuvvetli ise e, kuvvet çizgileri çok fazla olacaktır. Ama zayıf bir mıknatısa çok fazla kuvvet çizgisi olmayacaktır. Kuvvet çizgilerinin mıknatısın kuzey kutbundan çıkıp güney kutbuna girdiği varsayılır. Yani ben Aynurca da buna neşeye yönelir diyorum. Siz de mıknatısın neşeyi sevdiğini yani neden seye yöneldiğini aklınızdan çıkarmayın. Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter. Şurada görüyorsunuz. N'den çıkan kuvvet çizgileri S'ye doğru yönelmiş. Burada da N'den çıkan S'ye doğru bir yönelim içinde. Dolayısıyla N kutupları birbirini itti. Aynı şeyi S için çizmiş olsaydık, S kutupları da birbirini itmiş olacaktı. Ama N ve S kutuplarına baktığımız zaman N'den S'ye doğru bir yönelim. Bakın. N'den S'ye doğru bir yönelim. N'den S'ye doğru bir yönelim. Dolayısıyla iki mıknatıs da birbirine doğru bir yönelim söz konusu olduğu için bunlarda da zıt kutuplar çeker diyoruz. Mıknatısın etkisini çeşitli ortamlardan geçişi, tahta, cam, alüminyum, bakır, su gibi mıknatıs tarafından çekilmeyen maddeler manyetik alan kuvvet çizgilerinin durumunu değiştirmez. Demir, nikel gibi mıknatıs tarafından çekilen maddeler kuvvet çizgilerinin durumunu değiştirir. Şurada görüyorsunuz boşluk hiçbir şekilde etkilememiş. Bakır tel hiçbir şekilde etkilememiş ama demir halka bu manyetik alan etkisiyle mıknatıs özelliği kazanacağı için durumu değiştirir. Mıknatıslardan etkilenen ve mıknatıs durumuna getirilebilen maddelere manyetik maddeler denir. Bu maddeler doğal mıknatısa sürtüldüğünde ya da manyetik alan içine konulduğunda mıknatıs özelliği kazanırlar. Bu şekilde mıknatıs özelliği kazanan maddelere yapay mıknatıs diyoruz. Günlük yaşamda kullandığınız birçok mıknatıs yapay mıknatıstır. Mesela dolap kapaklarına baktığınız zaman orada küçük minicik mıknatıslar göreceksiniz. Yumuşak demirden yapılmış yapay mıknatıstır. Veya işte özellikle erkek çocuklar siz bazı hareket eden araçları, hoparlörleri sökmeyi çok seversiniz. Söktüğünüz zaman o tür şeylerde hoparlörün içinde yuvarlak mıknatısları görebilirsiniz. Bunlar da mesela nedir? Hepsi sizin elde ettiğiniz mıknatısların hepsi yapay mıknatıs. Mıknatıslardan etkilenen ve mıknatıs durumuna getirilebilen maddelere manyetik maddeler diyoruz. Bu maddeler doğal mıknatısa sürtüldüğünde ya da manyetik alan içine konulduğunda mıknatıs özelliği kazanırlar. Bu şekilde mıknatıs özelliği kazanan maddelere yapay mıknatıs diyoruz. Bazı maddeler doğal mıknatısla etkileşme yapamaz ve mıknatıs özelliğini kazanamaz. Bu durumdaki maddelere manyetik olmayan maddeler denir. Bunlara paladyum, manganez ve bizmut maddeler örnek olarak gösterilebilir. Bu çeşit maddeler mıknatıs yapmaya uygun değildir. Ha bu arada sizin bilmeniz gereken şey nedir? Ha, Kimler mıknatıs olabilir diye düşüneceksiniz. İşte demir, nikel, çelik, kobalt gibi maddeler mıknatıs özelliği gösterebilir. Onun dışındakileri tek tek ezberlemeye uğraşmanıza, öğrenmeye uğraşmanıza gerek yok. Neler mıknatıs olabilir onu bilin yeterli. Mıknatıs özelliği maddeye oluşan atomun yapısındaki elektronun hareketlerinden kaynaklanır. Elektro mıknatıs. Yalıtılmış teli demir çiviye sarıp telin uçlarına da şekildeki gibi pile bağlayıp çivi ucuna toplu iğneleri yaklaştırdığımız zaman çivi iğneleri çeker. Şimdi şu söylediklerim size biraz karmaşık gibi geldi değil mi? Şimdi aynı uca basitleştirerek söyleyeyim. Elinize gidiyorsunuz işte babanızın araç kutusu olabilir. Alet hırdabatın bulunduğu şeyden bir çivi alıyorsunuz. Yine o kutuda mutlaka iletken tel vardır ince iletken teli alıyorsunuz sonra getiriyorsunuz çivinin etrafına dolamaya başlıyorsunuz doladıktan sonra iki uç elinizde kalmış oluyor bu iki ucu da pile bağlamış olursanız pilin artı ve eksi kutbuna böylece bir elektromıknatısınız olacak neden çünkü e, pilden e, akım ge iletken tel üzerine doğru akım geçişi olmaya başladığı anda telde bir manyetik alan oluşacak. Bu da demir çivideki küçük birimcikleri tanecikleri düzenleyip mıknatıs haline getirmesini sağlayacak. Dolayısıyla da biz onu küçük toplu iğnelere yaklaştırdığımızda bir de bakacağız toplu iğneleri çekmiş. Pusula ibresinin bilinen kutuplarından yararlanarak elektromıknatısların kutupları bulunabilir. Devreden geçen akımın yönünü değiştirdiğimiz zaman elektromıknatısın kutupları da değişir. Bu önemli bir bilgidir. Bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Hemen altına çiziyorum. Tabi gördüğünüz gibi biraz eğri çiziliyor ama ne yapayım? Kalemimizle böyle. Ay çok sıkı. Bir elektromıknatısın kutupları, elektromıknatısı oluşan bobinden geçen akımın yönüne bağlıdır. Bu da önemli. Pusula ibresinin elektromıknatıs tarafından çekilen kutbuna bakarak elektromıknatısın kutupları kolaylıkla bulunabilir. Şimdi okurken, anlatırken biraz karmaşık gibi gelebilir. Az sonra örnek üzerinde çalışırken bunun daha kolay olduğunu göreceksiniz. Elektromıknatısın kutupları Elektromıknatısı oluşturan bobinden geçen akımın yönüne göre değişir. Az önce de demiştik. Parmaklarını akım yönünde bobin üzerine sardığınız zaman parmaklarınızı tabi burada hangi eli kullanmış oluyorsunuz? Sağ eli alıyorsunuz. Bobine akım yönünde sarıyorsunuz parmaklarınızı. Baş parmağımızı bobine paralel olacak şekilde açalım. Bu durumda elektromıknatısın baş parmağımızın gösterdiği yöndeki ucu ne? Diğer ucu ise S kutbu olarak adlandırılır. Eğer akımın yönü bir öncekine göre zıt yönde olursa elektromıknatısın kutupları da yer değiştirmiş olur. Şimdi şuradan örnekten gidelim. Buradan çok fazla bir şey anlamadığınızı biliyorum ama örnek üzerinde uygulamalar yaptığımız zaman beyninizde olay biraz daha netleşmiş olacak. Yani burada anlatılanı uygulamalı göstermiş olacağım size. Aşağıda verilen elektromıknatısların N ve S kutuplarını belirleyiniz. Şimdi nasıl belirleyeceğiz? Şuradan bakıyoruz. Akımın yönü böyle değil mi? Bu tarafa doğru geldi. Şurada üstten gidiyor. O halde üstten gittiğine göre parmaklarımızı nasıl saracağız? Şu parmaklarımızın sarıldığı yön olacak. Tamam mı? Bu şekilde parmaklarınızı Elinizi kalemi alın ve dolayın. Doladığımız zaman baş parmağımız bu yönü göstermiş olacak mı? Parmakları kaleme dola, sağ elin parmaklarını doladığımız zaman. Bu durumda bu bölüm ne olacaktır? N kutbu. Tamam. Burası da S kutbu. Şimdi diğerine bakalım. Şurada yine önce ilk iş akımın yönünü buluyoruz. tamam mı? Evet, akımın yönünü bulduk. Şimdi ha, nereden nereye doğru gidiyor? Bakın üstten dolanmış parmaklarımızın yönünü buluyoruz. Farkındaysanız parmağımızı böyle. hepsini yapmaya uğraşmayın. Parmağınızı sardınız mı kaleminize? Ha, güzel. Bu durumda başparmağınız nereyi göstermiş olacaktır? Bu bölgeyi gösterecek. O halde burası nedir? N ne kutbudur. Burası da S kutbu olarak işaretlenmiş olacak. Şimdi diğerine bakalım. Yine ilk iş ne yaptık? Akımın yönünü bulduk. Değil mi? Bulduk. Aa burada bakıyoruz. Alttan sarıyoruz. O halde parmağımızın yönü bu mudur? Ha, parmaklarımızı bu şekilde doladığımız zaman, baş parmağımız nereyi gösterdi? Evet, bu tarafı söylediğinizi biliyorum. Diğeri de bu. Şimdi diğerine bakalım. Yine akımın yönü. Bu mudur? Ha, parmaklarımızın sarılışına bakalım. Parmaklar böyle sarıldı. Ha, bu durumda parmaklar bu şekilde sarıldığına göre baş parmağımız nereyi göstermiş olacak? Baş parmağımız şu kutbu göstermiş olacak. Değil mi? O halde ne diyoruz? Ve S diyoruz. İşte bu. Az önce anlayamam diye düşündüğünüz bölümün çalışması budur. Bakır telden akım geçince demir çivi mıknatıslanarak toplu iğneleri çeker. Ancak anahtar açılıp akım kesilirse demir çivi mıknatıslık özelliğini kaybeder ve toplu iğneleri bırakır. Şurada şekilde görüyorsunuz. Elektromıknatısın çekim gücü nelere bağlıdır? Bobinin sarım sayısı artarsa elektromıknatısın çekim gücü de artar. Mesela şu ikisine baktığımız zaman burada bunun sarım sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun sarım sayısı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O halde sarım sayısı kimin daha fazladır? L'nin sarım sayısı fazladır. O halde L'nin çekim gücü K'nınkinden daha fazladır diyebiliriz. Bobinden geçen akım şiddeti artırılırsa elektromıknatısın çekim gücü artar. Yine bakıyoruz. Bakır tellerden yapılmış X ve Y var. Burada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 ve 6. Sarım sayısı aynı. Ama farklı olan nedir? Şurada 16 voltluk bir gerilim var. Burada 32 voltluk bir gerilim var. O halde hangisinden daha fazla akım geçmiş oluyor? Bundan Dolayısıyla da y elektromıknatısının çekim gücü daha büyüktür diyebiliyoruz. Aşağıda verilen elektromıknatısların çekim güçleri arasındaki ilişki nasıldır? Şuraya bakalım. 12 volt, 12 volt. Ha, her ikisinden de aynı akım geçmiş ama. Kimin sarım sayısı büyüktür? Burada L'nin sarım sayısı K'dan büyüktür. O halde kan çekim gücü daha fazladır diyebilir miyiz? Şimdi şuna bakalım. Şu ikisinden hangisinin elektromıknatıs kuvveti daha fazladır? Çekim kuvveti. Sarım sayıları aynı. K ve M'den sarım sayıları aynı. Ama nedir? 24 voltluk akım geçiyor. İki misli. O halde bu iki misli fazla çekim gücüne sahiptir. Ha, L de bundan K'dan iki misli fazlaydı. O halde şu ikisi eşit çekim gücünde olduğunu söyleyebiliriz. Ha, şuna bakacak olursak N'ye. N'de e, 36 voltluk bir potansiyel var. E, yani daha çok akım geçiyor. Ama sarım sayısı da hepsinden fazla. O halde en çok çekim kuvveti kime ait olacaktır? N'ye ait olacaktır. Sonra L eşittir M olacaktır. En az da K'da olduğunu söyleyebiliriz. Hurdalıklarda ve çelik imalat tanelerinde elektromıknatısın bobininden geçen akım artırılarak tonlarca kütleye sahip hurdalar ve çelik ürünler elektromıknatıs tarafından çekilir. Akımın kesilmesiyle elektromıknatısın mıknatıslık özelliği kaybolur ve havaya kaldırılan hurdalar istenen yere bırakılabilir. Trenlerin çalışmasında da elektromıknatıslar kullanılır. Raylara ve trenin altına konulan elektromıknatıslar sayesinde tren hareket eder. Bazı hırsız alarmlarının yapısında elektromıknatıslar kullanılır. Şimdi bunu bir açıklayalım bakalım. Okul kitabınızda da bunu göreceksiniz, bu şekli var. O zaman önemli olabilir. Öğrenmenizde yarar var. Aşağıdaki görüldüğü gibi pencere kapalıyken iki metal parça birbirine temas ederek birinci devre tamamlanır. Bu devreden akım geçtiği sürece elektromıknatıs hemen altında bulunan iletkeni çeker. İletkenin çekilmesiyle de ikinci devre açık olacağından bu devreden akım geçmez. Dolayısıyla alarm çalmaz. Şimdi ne dedi öğretmen dediniz, değil mi? Biraz da Aynurca anlatımına geçelim. Şimdi gittiniz pencereye baktınız. Pencereye baktığınız zaman orada iki metal parça olduğunu göreceksiniz hırsız alanda. Bunlar pencere kapandığı anda şu şeyler birbirinin üstüne gelecek. Yani bir devrede anahtarın işlevi nedir? Anahtarın işlevi şöyle düşünecek olursak. Şunlar ne yapar? Ee, devreden akım geçebilmesi için birbirine temas etmesi lazım. Burada da öyle. Şu pencerede iki parçanın işte cam açılan bölümle normal menteşe bölümü birbirine camı kapattığımız anda şunlar değecek. Değdiği zaman şu bobinden akım geçmeye başlayacak. Akım geçtiği zaman içindeki metal çubuk Mıknatıs özelliğini gösterecek. Yani elektromıknatıs olacak. O zaman şu gördüğünüz parçayı çekecek. Bu parça çekili olduğu sürece hiçbir sorun yok. Ha bu arada aşağıdaki devrede ne var? Aşağıdaki devrede güç kaynağı ve zil var. Alarm için kullanılan zil. Ama şurada devre tamamlanamıyor. Ne, neden tamamlanamıyor? Çünkü parça eksik. Ha, hırsız geldi. Hırsız geldiği zaman şunu açtığı zaman ne oldu devreyi açmış oldu teller birbirine şuradaki gibi değmedi değmediği zaman şuradan akım geçemedi akım geçemeyince burası mıknatıs özelliğini kazanamadı yani kaybetti o zaman şuradaki metal parçayı bıraktı metal parçayı bıraktığı anda şu devre tamamlanmış oluyor ve devre tamamlandığı için de akım geçiyor ve alarm zili çalmaya başlamış oluyor aslında sıradan basit bir olay. Elektromagnetiz kullanılarak yapılan araçlardan bazıları elektrik zili, elektrik motoru, telefon, telgraf ve bilgisayar. Burada aklınızda olması gereken şey şu. Ses çıkaran araçların çoğunda elektromagnetiz illaki vardır. Mesela hoparlörü işte az önce söylemiştim. Parçalayanlar varsa içinizde içinden mıknatıs çıktığını veya işte bir metal üzerine sarılmış iletken tel göreceksiniz. Bu da elektromıknatısın olduğunu gösterir. En basitinden kapı zillerini parçalayanlarınız vardır. Onlar da bir metal çubuk üzerinde sarılmış iletken telleri görmüş olur. Şurada zaten bir kapı zili var. Burada kapı zilinin çalışmasında mesela nedir? Şu iletken tele bağlı şu uçta şurada değme vidasına bağlı. Pilden akım geçmeye başladığı zaman şu telden geçen akım şu içindeki metal çubuğun elektromıknatıs hale gelmesini sağlar. Daha sonra ne yapar? Şu tokmağın olduğu metal bölümü çeker. O zaman palet bundan uzaklaşır. Bu arada bu çekildiği için gelir çana, çan hemen zile bir tokmak vuruşuyla çana vurur. O arada şu değme vidası açılmış oldu. Devrede akım kesildi. Akım kesildiği için şu elektromıknatıs özelliğini kaybetti. Sonra paleti geri bıraktı. Bırakınca bu gitti buna değdi. Tekrar bu mıknatıs özelliği kazanıyor, tekrar çekiyor. Yani bu o kadar çok tekrarlanıyor ki o duyduğunuz sesi çıkarabilmek için uzun süre e, bu hareket yinelenmiş oluyor tabi parmağınız dilde olduğu sürece. Elektrik motoru, elektrik motorunda da yine elektrik enerjisinden hareket enerjisine dediğimiz zaman burada elektrik enerjisinin hareket enerjisine nasıl dönüştüğünü görmüş olacağız. Burada önce şunu söyleyeyim, sonra şu açılımı anlatacağım. Mıknatıslar etkileşerek birbirine itme çekme kuvveti uygular. İki mıknatısın zıt kutupları birbirine çekme kuvveti, aynı kutupları ise itme kuvveti uygular. Şurada görüyorsunuz, çeker ve iter. Elektrik motorları da bu ilkeden yararlanarak yapılmış olur. Şimdi şuna dönelim. E, şurada bir iletken çerçeve var. Bu metal çerçevenin üzeri iletken telle sarılmıştır. Yine oyuncak motorları eğer bozanlar varsa ki vardır. Şöyle iletken tel sarılmış bir bölüm görecekler mıknatıs içinde. Bu iletken tel sarılmış çerçeve, iletken çerçeve akım verildiği zaman ne olacaktır? Şuradan geçen akım bir manyetik alan oluşturacak ve burada bir mıknatıs alan oluşmuş olacak. Dolayısıyla mıknatıs alan oluştuğu anda biliyorsunuz az önce anlattım. Kutuplar da oluşuyor. N ve S kutupları. O halde şunun N ve S kutuplarıyla mıknatısın N ve S kutupları birbirlerine bir itme ve çekme kuvveti uygular ve bunun sonucunda da şu içindeki çerçeve hızlı bir şekilde dönmeye başlar. Bu dönme hareketi ne olabilir? Şöyle yapalım. şöyle şuradan da fırçalar var akım verilen ha, bu dönme hareketi şuradan bir mil vardır şurası da mıknatısın dıştaki mıknatısın kutupları bu dönme hareketi yapılırken şuradaki hareket çarklara iletilebilir dişlere iletilebilir Böylece mesela bir vantilatörü çalıştıracaksak şuradaki dönme hareketi ne yapar? Çarklara oradan da ucuna bağlı olan vantilatör pervanesinin dönmesini sağlayabilir. Veya şuradan akım verdik şu dönmeye başladığı anda bu dönme hareketi nereye iletilmiş olabilir? Oyuncak arabanızda oyuncak arabanızın tekerleğine iletilebilir. Böylece tekerlek hareket etmiş olur. Yani burada enerji dönüşümü nedir? elektrik enerjisinden hareket enerjisine